Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş getiren Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum hocam. Teşekkür ederim. Afiyettesiniz inşallah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Allah afiyetlerinizi daim eylesin amin. İnşallah. Amin. Hocam bugün şeytan üzerine konuşalım. Yani şeytan insanın en yaratıldığı günden itibaren hayatına giren bir varlık. Kur'an'da insanın düşmanı olarak niteleniyor ve onun adımlarına uymayın diye ikaz ediliyor insanlar. Ama o faaliyette, o zamandan beri faaliyette ve yine Kur'an'dan anladığımıza göre, onun genişçe inşallah sizler şey yaparsınız, o yani tek bir varlıktan ibaret değil gibi gözüküyor. İşte orduları var, bilmem medyası var, şusu var, busu var. İsterseniz bu şeytanın yani insanla ilişkisinde nasıl bir pozisyonu var, nasıl bir rolü var, neler yapıyor, yani insan nasıl ona karşı teyakkuz halinde olmalı, böyle bir çerçeveyi bugün açalım. Belki de insanla ilgili en temel konulardan birisi şeytana karşı nasıl kendisini muhafaza edecek, onun oyunlarına karşı. Yani şeytanın oyunları diye bir başlık açtığımızda onun altına neler giriyor? Öyle bir başlık açalım bugün. Açalım hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulullah. Bir kere hocam, şeytan diye bir varlığın binde bir bile şüphe uyandırmayacak kadar büyük bir gerçek olduğunu oturtalım. Yani. Evet. Mesela filan cin diye bir şey duysak var mı yok mu diye tereddüt edebiliriz. Sihir filancı da var mı yok mu diye bir tereddüt edebiliriz. Ama şeytan konusunda sıfır şüphe var. Yani şeytan var. 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 Cin de var değil mi? Kur'an'da cin var ayrı da filanca olay cinden mi kaynaklandı? Ha, orada şüphe edilebilir. Cin olayı da olur, psikolojik bir vaka olay da olur. Trafik kazası geçirmiş olur. Ama şeytanın etkisi konusunda daha bebeklikten ölünceye kadar insanda hiçbir şüpheye mahal kalmayacak şekilde var. Evet. Çünkü şeytan insandan önce bir defa, insandan daha yaşlı. Evet. Tabii insan yaratıldığında o var. Vardı. Vardı. Evet. Daha iyi şartlarda vardı hem de. Evet. Daha iyi şartlarda var. Orada hatta şeytanın problem orada başlıyor. Başlıyor, evet. Problem orada. İnsanın varlığı iblisi bir defa kudurtmuş. Evet. Yani bir, iki, yani bugüne kadar şeytan yoktur. Böyle bir şeytan hayaldir, gerek yok korkmaya diyen bir anlayış da olmadı. Dinler, ekoller şeytanı var kabul ettiler. Hatta şeytan dini bile var. Evet, doğru. Yani, satanizm diye. Yani böyle bir din bile var. O kadar var ki şeytan evet. Dini bile var. Neden ama? Biz hadi Kur'an'ımızdan adına öğrendik. Belki bir kısmı şeytan demiyor. Yani kötülük. Şeytan Arapça bir deyim diye evet. Onu biz kullanırız. Ama şeytan anlayışını reddeden yoktur. Yok, evet. Neden? Çünkü hayatın içinde o kadar fazla etkisi görülüyor ki bunun. İnsanın aklı olmaması lazım bunu reddetmek için. Evet. Ya birisi kışkırtmadıkça bir çocuğun yapmayacağı şeyler yapılıyor. Evet, evet. Akıllı insandan beklenmeyecek şeyler bekleniyor. Yapılıyor. Yani mutluluğun... Bunu adam yapar mı diyorsun? Bunu insan yapmaz yapar mı deniyor. İnsan, evet. Mesela bir aile görüyorsun. Aile yani mutluluktan uçuyor dün. Bugün
biri zindanda, biri mezarda olmuş. Evet, çıldırmışlar, bir şey olmuş. Ya cinnet geçirmiş. Yani fizyolojik olayları, biyolojik yapıları tahlil ediyoruz. Bunlarla sonuçlanmıyor. Bakıyoruz gizli bir güç var bu dünyada. Evet. Bizim için zaten biz bunu idrak etmekte bir sorun yok. Kur'an'ımız. İnanıyoruz, evet. Ya Kur'an'ımızın beyanından sonra açıyorsun Kur'an-ı Kerim'in 3. sayfasında başlıyor. Evet. Şeytanın pozisyonları. Dolayısıyla bizce bir sorun yok ama ya insanlık çapında da okumaya başlarken zaten onu ondan Allah'a sığınarak başlıyoruz. Biz şöyle gösteriyor bize Rabbimiz, mümin olarak da biz öyle görüyoruz. Şeytansız bir hayat yok. Evet. Öyle bir hayatın anlamı da yok zaten. Şimdi neden? Yaşama mücadelesi diye bir mücadelemiz var bizim, değil mi? Normal hayatta. Açlığı olmayan, yemeyen, içmeyen, nefes almaya ihtiyacı olmayan bir varlık olsaydık biz, niye yaşama mücadelesi diyecektik ki buna? Evet. Acıktığımız için, gıdadan dolayı bir yaşama mücadelesi diyoruz. Burnumuza hava girmese nefes alamayacağımız için korkudan diyoruz. Ümmeti Muhammed olarak biz zaten iman ettik. Rabbimiz var dedi, iman ettik. Bir sıkıntımız yok ama mantık olarak da şeytan ciddi bir yere oturuyor bu hayatta. Evet. Yani gece gündüzden dolayı var. Gündüz de geceden dolayı var. Yani akla kara gibi, iyi ile kötü gibi. Yani bu yaşama mücadelesinin içinde iyiyi ve kötüyü tercih etme söz konusu olduğunda oraya şeytan devreye giriyor. Değil mi? Yani başrolde. Başrolde. Başrolde o. Evet. Yani şeytanın olmadığı bir hayatın da anlamı yok dünyada. Çünkü dünya kulluk imtihanımız için bulunduğumuz bir yer. Müminiyle kafiriyle. Bu imtihanı madem Allah yapacak, bunu iblis, şeytan diye biriyle yaptı. Karşımıza onu çıkardı. O olmasaydı başka bir aktör karşımıza çıkaracaktı. Ya da dünya olmayacaktı hiç. Hep cennette yaratılacaktık. Evet. Yani cennette yaratılmadığımıza göre imtihan diye getirildiğimiz bu dünyada şeytan gerekli. Hayatın gereklerinden biri bu. Yani oyunun kurallarından biri. Biri. Şimdi gerekli deyince sanki bir vücubunu böyle ona teslimiyet manasında. Evet. Anlarsak yanlış tabii ama onsuz bu hayat yok. Evet. Mesela sabah namazına kalk sözü şeytanın varlığından dolayıdır. Mesela insanın uyku zevki olmasaydı sabah namazı en büyük ibadet olmazdı. Evet. Niye olmazdı? Çünkü zaten gözünü açıp kapatıp iki rekat kılıp yatıyorsun. Öyle değil ama gözünü açmak zor oluyor. Zor oluyor. Evet. Zor oluyor. Gözünün üstünde böyle bir batman şey varmış gibi yani ağırlık. Dikişle bağlanmış sanki göz kapakların gibi. Evet. Açamıyorsun. Geliyor iblis, şeytan. Gözlerinin üstüne parmağını sokuyor adeta. Evet. Kalkma namaza diye. Namazın kıymeti de buradan geliyor zaten. Evet. Mesela aile şeytan karıştırmasa güllük gülistanlık olur. Boşanma kelimesi insanın literatüründen kalkardı. Evet. Ama öyle olmuyor. Neden? Çünkü evlendiğin günden önce iblis karıştırmaya başlıyor. Bir noktada pişiriyor. Kotarıyor sonra istediğini. Evet. Onun için bu hayatı biz şeytansız ya da öbür adıyla iblissiz kabul edeceğiz, istiyoruz desek rüya görmüş oluruz. Evet. Böyle bir hayat olmaz. Müslümanın kulluk... Engeller olacak hayatın içinde. Kesinlikle. Onun adı büyük ölçüde şeytan, o engellerin. Yani şimdi bir yarış yapacağız biz. Evet. Ama yol mol koymuyoruz. Herkes koşsun diyoruz. Nerede koşacağız? Evet. Koşacağımız yol iblisin barikatlar kurduğu yoldur. Evet. Yarın biz şeytanın barikatlarından kurtulduğumuz ya da ona takılmadığımız kadar Rabbimizin huzurunda başarılı olmuş olacağız. Yani bizim muvaffakiyetimiz
başarımız iblise karşı aldığımız puanlardan, deyim yerindeyse, oluşacak. Evet, evet. Bu sebeple iblis konusunu ciddiye almamak imtihanı kaybetmenin gereklerinden biri. Çünkü bu düşman, en büyük özelliği düşmanımızın Allah'tan destekle yol alıyor olmasıdır. Nasıl hocam, onu biraz açalım. Yani işte filan süper güç şeytan diye birisini yetiştirmiş, işte toplumun üzerine salmış, böyle bir şey değil bu. Hayatı yaratan Allah iblisi de yaratmış. Evet. İnsanı yaratıp kulum olacaksın, bana ibadet edeceksin diyen Allah Azze ve Celle iblisi de yaratmış. Evet. Ve Kur'an'ımız bize açık bir şekilde diyor ki, İblis sizin baş düşmanınızdır. Aduvvum mubin. Evet, apaçık. Açık bir düşmanınız sizin iblis. Ve bana izin ver, son insana kadar yoldan saptırmak için uğraşayım, dedi diyor. İzin almış. Allah da sen izinlisin buyurdu ona. Evet. Şu dünyada Allah'ın izin verdiğinden daha güçlü birisi olur mu? Yani Allah destek veriyor şeyini izin anlamına kullanır. Yani sadece izin de değil hocam. Kaç bin senedir yaşıyor. Evet, ömür kim de veriyor. Kim veriyor? Hayat veriyor. Enerji veriyor. Evet. Enerji. Beni destekle, bunların üstüne gideyim diyor. Evet. Allah Teala ne buyuruyor? Elinle tırnağınla bas o zaman, madem sana gelecek olanlar senin olsun. Ama muhlis kullarıma dokunamayacaksın diyor. Yani bir insan türü ayırıyor Allah Teala. Şunlara dokunamazsın. Dokunamayacaksın. Yolunu kesemezsin onların diyor. Zaten o da diyor, senin halis kullarına dokunamayacağım ben diyor. Onu biliyor, evet. O da. Yani esneklik gösteren, evet. Kaypaklık gösteren, keyiflerinden feragat edemeyenlerin onun potansiyelinde kalacağını biliyor. Bir tür insanı ayrıştırmak için, değil mi hocam? Kim halis kul? Zaten kim, onun varlık nedeni o. Varlık nedeni o. Esasen Allah bilmiyor muydu Ebu Bekir radıyallahu anh'ın sadakatiyle öbür, evet, münafıkların ayı? Biliyordu. Evet. Fakat kıyamet günü topladığında kulların Allah-u Teala, hiç kimsenin bir kelime mazereti olmasın. Evet. Yoksa Allah biliyordu. Hiç peygamberler de göndermeden 200 milyar insan var diyelim, 190'ını cehenneme koyup gerisini de cennetteki makamlarına dağıtsaydı Allah, kamil bir adaletti bu, kim de diyebilirdi. Evet. Ama feseyarallahu amelekum ve resuluhu vel mu'minun. Allah görsün, peygamber görsün, melekler görsün, müminler, herkes şahit olsun. Seçme imkanı veriyor, değil mi hocam? Kendisi, yani cehenneme giren de hak ettim giriyorum, evet, hissiyatıyla. Bu Allah-u Teala'nın büyük adaletinin, uçsuz bucaksız adaletinin tecellisi. İblis bu manada çok güçlü. Çok güçlü. Esasen zayıf. Neden? Allah-u Teala'nın bir kelimesiyle helak olacak bir varlık. İki, sahtekar bir mantık üzerine çalıştığı için, yani yaptığı iş sahtekarlık, kötülük olduğu için bünyesi zayıftır iblisin. Doğru bir iş yapamıyor. Evet. Yaptığı her işte olumsuzluk var. Hep korsan durumda. Ama insanı da inandırıyor. Neden? Ne? Olağanüstü profesyonel. Evet. Şimdi burada, yani o boyaması var, ne bileyim, değil mi? İnsanın önüne öyle şey getiriyor ki işte o mecraya giriyor insanı. Kur'an-ı Kerim iblisi وَلَقَدْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اَعْمَالَهُمْ diye tanıtıyor. Yani boyamacılığı çok iyi. Evet. Zaten orijinal bir iş yapmıyor. Evet. Bir çirkini güzelleştiriyor. Ve şüpheler üzerinden nesil çürütüyor. Biraz onlara şey yapsak hocam. Yani o oyunları, boyamaları, ne tür sistemler uyguluyor şeytan? Yani biraz da belki asıl ufuk açıcı olacak olan, tabii, şey zaten odur. Şeytan korkusunu abartmanın bir gereği yok. Yani evet, herkes korkuyor şeytandan. Korktuğu için de insanlar onun dinini kurup onun dininde kalmayı istiyorlar. Yani şeytandan korkuyor herkes. Evet. Fakat şunu bileceğiz, ondan sonra o konulara girelim. İblis
lanetullahi aleyh, bir defa yani bizim ne kadar güçlü olursa olsun sahipsizlerle uğraşan bir tiptir. Sahibi Allah olanla uğraşmaz iblis. Evet. Binaenaleyh iblis hiç yenilmez, perişan edilemez bir noktada değil. Allah'a sığınanı bırakıyor. Evet. Yani bunun deyim başka bir ifadeyle onun da sahibi Allah olduğu için buna dokunmayacaksın dediğine dokunamıyor zaten. Yani böyle sabahlara kadar uykumuzu kaçıracak, sabahleyin de cinnet geçirecek bir güç değil iblis. Evet. Yani onun bütün tuzakları pamuk ipliğiyle bağlı. Buna dokunmayacaksın şeyini ama insan bilmiyor. Değil mi hocam? Yani Allah mesela falancaya buna dokunmayacaksın dedi. O insanın onun farkında değil. Farkında değil ama iradesini kullanan, nefsine taviz vermeyen, zikreden, tesbih çeken, sabah namazı kılan, Kur'an okuyan, evet, Allah'ın dokunmayacaksın dediklerindendir. Evet. Bunu biliyor Müslüman. Evet. Bunu biliyor. Yani bu bir kura ile 300 kişi seçiyorum bunlara dokunma şeklinde değil. Evet. Yani sabah namazında direnene dokunmuyor. Yani bir insan neyin Allah'ın istediği, neyin şeytanın istediği olduğunu biliyor yani. Sonuçları ve kararları bilmiyoruz. Evet, bilmiyoruz. Ama doğru. Sonuçlara neyin götürdüğünü biliyoruz. Biliyoruz. Bunu evet, hayatın içinden örneklendireyim izin verirseniz. Estağfurullah. Şimdi mesela aileye şeytanın teması var. Evet. Bırakmıyor. Hatta cinsel ilişkiden önce bile şeytandan Allah'a sığınmayı tarif ediyor Efendimiz. O noktada bile bırakmıyor. Evet. Bırakmıyor. Ama şunu da biliyoruz ki sadece ailemizi şeytandan uzak tut ya Rabbi demek de korunmuşluk için yetmiyor. Yetmiyor. Eşlerden biri kendisine göre haksızlığa uğradığında mesela fevri olarak hakkını aradığında bir pozisyon oluşuyor, iblis devreye giriyor. Bir de elini açıp Rabbim burada bir haksızlığa uğruyorum ama ben eşimden değil senden beklerim bunun karşılığını diyeni şeytan bırakıp gidiyor o zaman. Evet. Daha büyük bir kapıya, asıl kapıya müracaat etmiş oluyor eş. Evet. Bu işte nedir? Yani ben eşimden 10 senedir bir sıkıntı çekiyorum ama dayanılacak bir durumdur. Rabbimden cennette karşılığını beklerim demek seçilmiş mi olduğunu gösteriyor. Evet. Orada zaten müthiş bir irade ortaya koyuyorsunuz. İradesi olanla iblisin bir işi yok hocam. Evet. Onu bırakıp gidiyor. Evet. Çünkü esnek insanlarla, boşlukta kalan insanlarla, rüzgarda bocalayan, kalanlarla, bocalayan, kaypaklık bir zemin üzerinde, kaypak bir zemin üzerinde duranlar iblis için bulunmaz müşteriler. Evet. İblis bizim en hassas noktalarımızı kullanıyor. Böyle vücudumuzu kaba 70-80 kilomuzu kullanmıyor yani. O beynimizle uğraşıyor. Mesela hayatın içinden bir örnek daha verelim. Biz kaliteli bir hayat yaşayalım diye Allah-u Teala bize bir seçicilik ve belli bir manada bir noktaya kadar şüphecilik vermiştir. Mesela şüphelerimiz sayesinde biz kaliteli iş yaparız. Evet. Mesela burası temiz oldu mu olmadı mı diye bir kere daha bakarız. Evet. Bu gereklidir. Aksi takdirde temiz oldu diye atıp gidersin mesela. Ne yapıyoruz? Dişlerimizi fırçalarken bir aynaya bakıyoruz. Leke kalmış mı? Sarılık kalmış mı? Bu bir şüphedir. Hayatın devam etmesi için gerekli bu. Sıfır şüpheli bir insan perişan olur. Ama her türlü tuzağa düşer. Mesela burada elektrik var mıdır yok mudur diye bir kabloya temas eder. İnsan dikkat eder. Yani üşüdüm mü üşümüyorum mu diye şüphe ediyorsun. Bu şüphe yaşamımız için gerekli. Ne yapıyor bu gerekli olan şey şeytan? Ayarını çoğaltıyor. Hmm. Büyütüyor bunu. Yani mesela dişlerim temiz oldu mu diye aynaya bakıyorsun. Defa vesvese. Vesveseye nasıl götürüyor? Dişlerim temiz oldu mu diye bir bakıyorsun. Temiz ne demek? Kırıntı kaldı mı içinde? Sapsarı görünüyor mu dişim?
fırçalıyorsun. Mesela diş doktoru ne diyor? Diş temizliği 3 dakika sürmeli diyor. 3 dakika temizliyorsun. Ondan sonra aynaya bir bakıyorsun. O arada o senin bakışını kullanmak istiyor. Diyor ki sana, asfalt gibi kötü görünüyor dişlerin diyor. sen de diyorsun ki benim bembeyaz değil dişlerim zaten. Dişin 20'ye rakın renk çeşidi var. Hepsi beyaz ama beyaz tonlarından böyle griye kayan, pembeye kayan tonlardan biri benim dişim diyorsun. Fırçayı koyuyorsun lavaboya, ağzını çalkalayıp çıkıyorsun. İrade bu. Evet. Ama o diş doktoru 3 dakika sürmeli ağız temizliği diyor ya. 3 dakika sonra aynaya baktığında çok hafif %1 oranında arkadaşlarda herhalde bir şey kaldı dediğin an geliyor iblis. Ondan sonra seni yarım saat fırçayla uğraştırıyor. O da yetmiyor. 1-2 sene sonra ağzını kilitlet, kimsenin yanında açtırtmıyor sana. Dişlerin kötü görünüyor senin diyor. Evet. Diş üzerinden vesveseyle neredeyse nefes almayacak hale getiriyor seni. Bunu insan sağlığıyla ilgili bir yerde örnek verdik. Namaza taşıyabilirim bunu ben. Evet. Oruca taşıyabilirim. Bozulmuştur orucum. Nereden bozulmuştur? Hızlı nefes aldım. Havanın içindeki su molekülleri orucumu bozmuştur diye sorulmuş birisiyim ben hocam. Bunu bana sordular. Öyle mi? Çok hızlı nefes alıyorum ben. Havada rutubet var. O rutubetin toplamı orucumu bozar mı? Yani bunu sanki ilmi bir mesele zannediyor ama gülemiyorsunuz hocam. Vesvas. Vesvas şeyi bu. Bir numaralı özelliği iblisin. Hayatı çekilmez hale getiriyor. Evet. Hanım kardeşlerimizin en önemli sıkıntılarından biridir bu. Onlara göre değil ama etrafındakiler onu öyle görüyor. Çünkü o doğal yapıyor bunu. Evet. Şimdi bayanların fıtratları gereği erkeklerden daha temiz olmaları lazım. Evet. Yani bayan daha narin, daha temiz. Burnu daha fazla koku alıyor. Gözü daha ince. Evet. İnce ayarları görüyor. Şimdi mesela bir de buna ilave olarak bizim kültürümüzde evin temizliği hanımdan soruluyor. Evet. Değil mi? Evet. Mesela bir banyoya girdiğinde lavabo kokuyor mu kokmuyor mu? Bu bir bayandan sorulur. Evet. Dolayısıyla bayanlar İblis için bu noktada iyi müşteri. Ne yapıyor? Bu lavabo kokuyor diyor. Sen de zaten en son girdiğinde elini iyi temizlememiştin, sabunlamamıştın diyor. Yani bir hoca olarak karşılaştığımız diyeyim ki 100 sorudan özel hayatla ilgili aile hayatını çıkardıktan sonraki 100 sorudan belki 30'u budur. Allah Allah. Psikolog kardeşlerimizin de hatta psikiyatrist kardeşlerimizin de en yüksek karşılaştıkları konulardan biridir. Bu vesvese. Evet. Vesvesenin ben bir şey aslını vurgulamaya çalışıyorum. Aslı bunun gerekli bir şey. Yani bayanların eğer bu titizliği olmasa evlere girilmez hocam. Doğru. Evlere girilmez. Yani Allah razı olsun onlar evi temizliyorlar. Ama halıyı makineyle temizliyor. Fırçayla süpürüyor. Ondan sonra el sabunla köpürüyor. Ondan sonra da arkadaşlarını çağırıyor. O gün bir daha yıkayalım bu halı, hiç olmadı diyor. Niye olmadı soruyorsun. Siz görmüyorsunuz. Erkekler kaba görmezler diyor. Evet. Komşu kadınlar niye görmüyor diyorsun. Onların halısı değil ki benim halım diyor. Yani bir bakıyorsunuz. Evet. O 10 dakikalık halı temizliği. Evet halı toz topluyor. Doğru. Çoluk çocuğun olduğu bir yerde alerjik sorunlar oluşturuyor. Doğru. Evet. Mikrop yuvası. 6 ayda bir bunu yıkamaya gönder. Bu da doğru. Ama halı ibadeti gibi bir ibadet öldürücü. Bunu iblis sağlıyor. Ne yapıyor? O kadını bitiriyor hocam. Neden? O kadın maskeyle dolaşması gerektiğini düşünüyor evde. Evet. Mesela şunu rastladım. Eşi diyor ki hocam diyor halı var evlerinde diyor. Anneme babamı ziyarete götüremiyorum çocuklarımı diyor. Evet. Yani babası çocuklarını alıp kendi babasını ziyarete götüremiyormuş. Halı varmış babasının evinde. Hanım diyormuş onların halısı temiz halı değil. Çocuklarımız orada mikrop kapar. Yani biz ahırlarda yemek yiyen ineklerin sütünü içiyoruz. Yani bu kadar inceltemezsin hayatı. İncelttiğin yerden kopuyor. Bu bir. İki, örnekler veriyorum. İblis nasıl aktif oluyor onu anlatıyorum. Hı hı. Ama burada şunu tekrar vurgulayayım. Hanımların bu duygusu
aslında hayat için gerekli. Ayarı büyütülüyor. Evet. Mesela diyelim 10 bar temizlik hassasiyeti olması lazım kadına, bunu 80 bara çıkarıyor. Delirtiyor. Bir başka örnek hayatın içinden, mesela erkeğin veya kadının eşi hakkında, yani dikkatlidir herhalde diye bir düşünmesi normal. Yani mesela bir kadın 2 aylığına eşi ayrı bir ülkeye gidiyor. Çok normaldir eşim benden uzak, ne yapıyordur orada şimdi diye düşünmesi. Evet. Normal bu. Bunu yok kabul edersek kadınlığı yok kabul etmiş oluruz. Evet. Veyahut da mesela bir erkek eşi diyelim filan çarşıdan bir şey almaya gitti. Caiz, gittiği yer normal ama acaba birileri eşime bakar mı orada, dikkat çeker mi diye düşünmesi normal hocam. Bunu düşünmeyen erkekten ben şüphe edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Bunu düşünmeyen kadında akıl yoktur diyorum. Yani dünyada bir av yarışı yapılıyor, yani şeytan var, kötülükler var. Bu gerekli ama her alo sesinden sonra eşinin telefonuna bakıp kimle görüştün, ne konuştun, çabuk dokümanı getir, ne konuştun noktasına niye geliyor kadın? Orada şeytan. Burada ne yapıyor? Merak, eşimi merak ettim konusunu alıyor şeytan. Bir ay, 2 ay, 5 ay, senin eşin zaten çok telefonla görüşüyor bu ara diyor. Evet. Var olması doğal olan bir merakı. Ayrıntımız 10 bar olacaktı o mesela diyelim. Evet. İlgisi, kadının kocasını merak etmesi, kocanın kadını merak etmesi alıyor bunu 100 bara çıkarıyor. Ve bu onun hastalığı olarak kalmıyor. 1, 2, 3 eşi bakıyor, ne yapıyorsun sen ya, istihbarat elemanı mısın, beni takip ediyorsun. Yeter bu kadar, beni rahat bırak diyor. Aa, yakaladık diyor, bak rahat bırak beni dediğine göre bunun bir yerde kaçamak bir işi var. Evet. İki taraf, ondan sonra şeytan çekiliyor. Bir daha ilgilenmesine gerek yok. Tutuşturdu çünkü ormanımızı. Evet. Anızı yaktı. Ondan sonra şeytan herkese o kadar da uğraşamaz. Öbür abonesine gidiyor. Öbür aileye gidiyor. Bir kere de ormanı tutuşturduk mu, itfaiyesi de çok zor bunun artık. Çünkü o yapay bir hastalık haline geliyor. Kadın, erkek, kimse çıldırtıyor. Bir de becerip şeytan gerçeğini gösterirse bunun, filan gün filan telefonla korsan bir şey konuştun diye gerçeğini gösterdiği an iş bitti. Bitti, evet. Ondan sonra ne polis bunu önleyebilir, evet, ne boşanma bunu bitirebilir. Ondan sonra bu orman yanıyor. Bu sebeple iblise karşı hassas olunması, şeytan hilelerine karşı hassas olunması gereken en önemli konulardan biri bünyemizdeki bu şüphe ruhudur. Yani septizme hastalık olarak kaymadan bu bizim bünyemizde gerekli. Mesela doğal olarak bu yemek 2 gündür mutfakta duruyor. Koktu mu, kokmadı mı, ekşidi mi, ekşimedi mi diye bakmayan sağlığının kıymetini bilmiyordur. Ama lokantaya gittiğinde de burnunu bütün yemeklere dayayıp ekşi kokuyor mu diye bakamazsın. O bir hastalık çeşidine döner. Şeytan, bu iki örnekte de şunu söylemek istiyorum. Şeytan bizde var olan şeyler üzerinden çalışıyor. Hmm. İthal bir proje getirmiyor. Evet. Yani var olan zaaf alanlarımızı büyütüyor. Zaaf da dersek sanki bir hastalık gibi oluyor. Zaaf demeyelim de yani yaratılışımızın gereği var olan. Mesela onlar üzerinden çalış. Evet. Öbür türlü çok masraf yapması lazım. Hı hı, evet. Yani bir patika yol var. O patika yoldan asfalt açmıyor kendisine. Sıfırdan yol açmıyor. Evet. Bu çok zor. Mesela ne yapıyor? Midemizde bir dolma ihtiyacı var. Yani midem dolacak benim. Yoksa ayakta duramam. Değil mi? Yani açlık dediğimiz diye bir şey o hissiyatım yani. Var benim. Evet. Ne yapıyor? Bu açlık hissiyatımı, ondan sonra damak zevkimi, midemdeki oburluğu, beynimdeki oburluğu kullanıyor. Haramı da mideme atmamda sakınca yok diye beni abartıyor. Evet. Veya mesela işte biz Karadenizliyiz. Evet. Siz Maraşlısınız. Sizde dondurma, bizde pek yaygın değil eskisi gibi ama hamsi var diyelim. Evet.
Şimdi bir Karadenizli'ye doktor diyor ki siz kızartma hamsi yemeyin artık diyor. Mideniz kaldırmıyor bunu diyor. Tamam doktor bey diyor. Şimdi ona yanaşacağı zaman, ona yasak edildi ya bu, dünyanın en tatlı yiyeceği o doktorun yasakladığı şeydir artık. Evet. Şimdi ben mesela... İçi gidiyor yani. Yok, birazından bir şey olmaz diye iki tane aldırtıyor. Aldı, evet. Orada başlıyor fırtına. Sen iki tane aldın mı birazından bir şey olmaz diye bir şey yok artık. Evet. Artık bittin sen. Çünkü o parmağını bir uzat dedi. Sen de parmağını uzattın ve projeye teslim oldun artık. Ondan sonra onun işi, o gerisini bitiriyor. Mesela sizde dondurma ağır kaçıyor. Size yasaklıyor bir gün doktor onu. Yemeyeceksiniz diyor. Şekeriniz var, yok bilmem. Şey. Şekerdi, tuzdu. Yedirmiyor size ya onu doktor. Ve bunun çaresi yok, siz ondan yiyeceksin. Dünyanın en iyi şeyi o artık. Şimdi mesela bir gün bir genç babası, annesi, eş adayının annesi, babası geldiler. Yarı böyle kılık kıyafetleri de Anadolu insanları gibi görünüyorlar. Boşanma ya da daha doğrusu resmi nikahları olmuş fakat düğün olmamış noktasında mahkemeye gidelim, ayrılalım diyorlar. Allah Allah. Neden? Kız tarafı ısrarla biz içmeyeceğiz ama düğüne alkol getirelim, ayıp olur. Ayıp olur. İçilmesin ama alkol var sorulduğunda garsonlara evet alkol var desinler diyor. Şimdi nasıl bir felaket yani, Allah Allah. Şimdi ben ondan kendime dersler çıkardım. Yani alkolü açısından değil, psikolojisi açısından. Psikolojisi. 6 kişi oturduk. Zannediyorum 2 saat kadar sürdü o toplantımız. 2 saat onu konuştuk. Hatta çocuğun babası dedi ki bayağı savcı hocasınız siz dedi. Çok soru soruyorsunuz dedi. Dedim ki benim için bir eğitim konuşusunuz siz dedim. Evet. Nasıl dedi? Çok merak ediyorum dedim. İçmeyeceğiz. Hakikaten haram diyorsunuz. Haramı kabul ediyorsunuz. İçilmemesi gerektiğini söylüyorsunuz. Hatta kendiniz bana söylediğiniz düğünümüze uğursuzluk getirecek onu da biliyorsunuz. Değil mi? Evet dedi. Peki dedim. Size ne? Gelen birisi alkol var veya yok dediğinde salonun garsonu üzülürse üzülsün dedim. Niye dert ediyorsunuz bunu dedim. Bunu böyle 2 saat konuştuk. Baktım ki iblis bir noktadan yakalamış. Ne derler noktası o. Evet. Yani kamuoyu oluşturmuş. Sonunda tabii alkolden vazgeçmediler. Ben de dedim ki siz hoca bir insandan Allah'ın haramına rağmen bu işi devam edin cümlesini duyamazsınız dedim. Ya başka hocaya gidin ya da benim cevabımı anladınız değil mi dedim. Kalktılar. Çay içirdim, gittiler. Ne derler diye bir sıkıntısı var insanların. Evet. Bu normal ama. Şeytanın kamuoyu. Kamuoyunu oluşturuyor. Evet. Şimdi ne derlerin yasal boyutu var. Yani savcı ne der? Evet. Kanun, hükümet ne der? Örf boyutu var değil mi? Evet. Yani biz bir toplumda büyüdük. Mesela ben size Maraş'a geldim. Örf ne diyor? Maraş'ta bana dondurma ikram edersiniz siz diyor. Bir de kalkıp o dondurmanın keçi sütünden olması lazım değil ya, mi? Ya tabii ki hocam. Yoksa gelir burada söylerim ona. Ahmet tamam. Abiye gittim. Bana keçi sütünden dondurma yedirmedi. Yedirmedi derim. Bu bir örf. Evet. Bu bir baskı türü. Evet. Peki ayıp mı Ahmet abilere ben gittim keçi sütünden dondurmamı getirin dedim. Hayır. Dostluk bunu gerektiriyor. Siz de Trabzon'a geldiniz mesela. Mıhlama isterim dediniz. Evet. Getirdik mıhlamayı koyduk. Evet. Yani bu bir normal. Var içimizde bu. Evet. Dostluğumuzdan kaynaklanıyor. İçimizdeki hizmet, muhabbet, heyecanından kaynaklanıyor. Bunu ne yapıyor iblis? Bu içimizdeki birbirimize karşı kusurlu olmama gerekiyor. Düşüncemizden din oluşturuyor. Evet. Onun için de o adam alkolü... Siz Maraş'a gelip dondurmadan başka bir şey de istemeye... ...ya da ben Trabzon'a gelip muhlamadan başka bir şey istiyorum... ...siz de diyorsun ya mahcup olurum... ...ya madem istedi bunu... Vereyim, vermem gerek... ...sizi istetmiyorum zaten... Evet. ...ama mesela Ramazan günü...
Öğlende isteseniz bunu, Ahmet abi ne yapıyorsun, sen seferisin biz değiliz demem gerekiyor. Evet. Değil mi? Tabii. Siz seferisiniz, ben değilim. Fakat ne yapıyor iblis? Olsun bir kereliğini istedi diye baskıyı artırıyor. Haramları gevşettirmek istiyor. Düğünde budur karşımıza çıkan hastalık. Evet, evet. Mesela bir insan bir kıyafeti giyiyor. Pantolondu, gömlekti. Bu rengi görünce sinirleri bozulacağı kadar sevmediği bir renkten giyiyor. Niye giyiyorsun? Ya herkes böyle giyiyor bu sene diyor. Evet. Sömürüyor şeytan. Ya benim vücuduma dar gelen bir şeyi niye giyeyim ben ya? İrademi kullanamıyorum. Diyemiyorsun. Diyen oluyor tabii. Kim diyor? O noktada taviz vermemeyi delikanlıca veyahut da mümince kullanabilen söylüyor. Evet. Kullanamayan düğününde zaafa düşüyor. Arkadaşında zaafa düşüyor. Muhabbeti mesela, diyelim ki ben size geldim. Ya Ahmet abi, hani sizin babanızın meşhur bir üzüm bağı vardı dedim. Siz de sattık onu. Yok, şu anda yok. Yol geçti ortasından, değil mi? Öyle bir şey var. Evet, evet. Yol geçti. Diyemiyorsunuz. Niye diyemiyorsunuz? Benim o isteğim size baskıya dönüşüyor. Evet. Bu, madem dostuz biz. Sizin bahçenizden yol geçmiş. Üzüm müzüm kökleri kurumuş bunların. Niye diyemiyorsun ki? Dost bunu dosta söyleyemiyorsa orada problem var. Orada bir problem. Niye söyleyemiyoruz? Çünkü dostluğumuz diye bir ihtiyaç var. Birbirimizi seviyoruz. Bunu kullanan bir güç var. Evet. Bunu birbirimizden utanacak, birbirimizden kaçınacak bir noktaya getiriyor. Taşıyor, evet. Mesela ben sohbetlerde örnek olarak kullanıyorum. Ve 10 tane arkadaş, ya bir çorbada biz de buluşalım deniyor. Çorbada buluşalım, evet, deniyor. Bu dini bir şey. İnsani bir şey. Ve bu yapılmalı. Yani biz yemek yedirmeyi insan ülfeti için tavsiye buyurmuş peygamberin ümmetiyiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Mesela gece namaza kalkın, yemek yedirin diyor, değil mi hadis-i şerifte? Evet. Yani muhabbetiniz, imanınız, İslam'ımız açısından etkili diyor. Evet. Şimdi mesela bayanlara diyorum ki arkadaşlarınızı yemeğe çağırdınız. Onlar da size dediler ki, bak sizin böreğiniz çok iyi oluyor, börek yapacaksın bize. Tamam mı? Tamam. Karar ettik. İşte yufkaları aldı hanım, hazırlandı vesaire. O anda bir de baktık ki hanım baktık, elektrikler yok. Fırın çalışmıyor. Bekledi. Misafirler 12'de gelecek. 11'de hala elektrik yok. Veya arıza yaptı. Komşuya gitti, şu böreğimi pişirin dedi. Bizde de elektrik yok dedi. Şimdi biz dostluğumuz için, benim böreğimi merak ettiği için 10 kişi çağırmıştım. Ve çok insanca, Müslümanca, sevap kazanacağımız bir işti bu. Evet. Hem muhabbetimiz artacaktı hem sevap kazanacaktı. Hanım kardeşlerime diyorum ki şöyle bir test yapınız. Arkadaşlarınız geldi, oturdular. Arkadaşlar, buyurun mutfağıma bakın. Ben yufkamı da açtım. O meşhur böreğimi de yaptım. Aksilik değil mi? Elektrik yokmuş. Evet. Ben de size tarhana çorbası yaptım. Buyurun yiyelim. Diyebilir misin? Bunu hanım kardeşlerimize soruyorum. Yani apantis ameliyatı olur musun der gibi karşılanıyor bu. Ya utanır insan. Niye utanacağım? Elimden geleni yaptım. Yaptım tabii. Elimden geleni yaptım. Benim elimdeki bir arızdan kaynaklanmadı bu. Veyahut da ben o arada elimi kestim, böreği bitiremedim. Bunu abartıyor iblis. Belki de o hanım misafirleri veya erkek misafirleri, iyi ki tarhana yaptın ya, hiç zahmet etmedin, daha iyi oldu diyecekler belki de. Evet. Ama ne yapıyor iblis? Benim bu içimdeki hassasiyeti abartıyor. Üzüntüye sokuyor beni. Namazı bile moralsiz kılıyorum. Sanki bir suç işlemişim gibi. Bu sebeple iblis, bakıyoruz ki bizim içimizde var olan şeyler üzerinden çalışıyor. Ayarlarını büyütüyor, ayarlarını kısıyor. Uyku düşkünü olduğumuzu bildiği için sabah namazında baskı yapıyor bize. Ama ben 10 sene, 20 sene sabah namazına kalkacağımı anlatırsam ona,
bu sefer yatsıda geç yatırıyor beni. Yani başka yolları, dolaylı yolları tıkatmaya çalışıyor. Ona da tedbir alıyorum. Ona da tedbir. Teheccüde kalk diyor. Nasıl yani? Teheccüde kalk diyor. Sen 20 senedir sabah namazı kaçırmıyorsun ama hiç teheccüd kılmadın. Allah dostları teheccüd kılar diyor. Doğru mu? Bu doğru bir şey. Teheccüde kalkmak diye bir ibadet var çünkü. Tabii. Ama sabahleyin inşaatta çalışan adam, akşama kadar güneşin altında iskelede çalışıyorsun sen, gecenin yarısında da teheccüde kalkıyorsun, uykun bölündüğü için de iskelede ağaca çarpıyorsun, sakatlanıyorsun. Yanlış iş yaptırdı. Senin işin değil o. 4 tane çocuk senden rızık bekliyor. 6. katta inşaat iskelesindesin sen. Sabah namazı kılan bir müminsin. Teheccüde sen kalkmayacaktın. Yanlış yönlendirdi seni. Sana farz değil teheccüd. Çünkü çocukların maişeti için alternatifin yok senin. Ne zaman teheccüde kalkarsın? İnşaatı çalışmadığın bir ay izindesin. Teheccüd ibadetinden de hazzımı alayım diye teheccüde kalkacaksın. Nereye geldik? Çok mühim bir sünnet üzerinden sömürme ve yönlendirme yapmasına geldi. Bu çok enteresan ama. Hakikat ama. Evet. Hakikat. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Teheccüde kalktığınızda esnemeye başlayınca dönün yatın diyor. Evet. Dönün yatın diyor. Şeytanın çok dikkat edilmesi gereken önemli taktiklerinden biri, değerli ve en değerli arasında hata yaptırmasıdır. Hı hı. Nedir bu? Mesela teheccüd namazı değerli mi? Ya bunun değerli mi sorusu bile abes. Ruh dünyamızın zirve ibadetlerinden birisi. Teheccüdün yani bir rakamsal bir tanıtımı mümkün değil. Sabah namazı ne peki? Kaç? Ya teheccüde kalktın, sabah namazında uyudun. Zarar yaptığın zaman hiçbir kıymeti kalmadı ki. Evet. Mesela kaç 100 gece teheccüd kılsan, kıyamet günü bir sabah namazının açığını kapatır. Var mı böyle bir rakam? Hiçbir rakam yok böyle. Bu nedir? Değerli ile daha değerli arasında tercih hatası yaptırıyor. Mesela bir Müslümanın işte filan yerden hicret etmiş 10 tane yetim çocuğa ayakkabı alması, onlara çorba vermesi Allah katında nasıl bir şey sevap olarak? Neyle anlatabileceğim bunu? Evet. Cennetten başka karşılığı yok. Kendi çocuğunun ayakkabılarını götürüp vermesi caiz mi bir Müslümanın? Senin kendi çocuğuna ayakkabı alman, akşam yemek götürmen sana farz. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Bir Müslümana sorumluluğu altındakileri aç bırakması günah olarak yeter buyuruyor. Evet. Evet, oraya da götürmek lazım. O da mübarek bir iş. Ama bu farz mübarek. Müslümanların nafileleri abartıp, aslında nafile abarmaz ama farzların payından İhmali. Kısarak nafileleri evet. abartmaları şeytan taktiğidir. Evet, bu da çok önemli hocam. Bu şeytan tuzağı. Dikkatimizi çekeriz hocam. İslam'ın güçlü Fatih gibi İstanbul'un kapılarında durduğu dönemlerde nafile potansiyeline bakalım. İslam'ın siyasette zayıf kaldığı, Müslümanların yani İslam'a bir şey olacağından değil, Müslümanların siyasette geri kaldığı dönemdeki nafilelere bakınız. Nafileler bu dönemde artıyor mu? Artıyor. Niye artıyor? Farzlar sıkıyor biraz çünkü. Allah Allah. Farz muhasebesi oturup bir yapmamız, ümmet olarak neredeyim ben? Mesela insanların aile yapısı, iffet yapısı, ümmeti Muhammed'in en hassas konuları, mesela faiz haramı, mesela kumar yaygınlığı, en ciddi konularımız olması gerekirken Endülüs'te sanat eserleri üzerine çalışma yapmanın ne anlamı var? Evet. Kurtuba Camisi'ndeki yazı stilinin üzerine çalışıyoruz. Hepimiz onu hayretle izliyoruz. Ya ne Kurtubası kardeşim ya. Çocuklarımız besmele yazmayı bilmiyor. Çocuklarımız besmeleden uzak yaşıyorlar. Kurtuba Camisi'nin zamanı değil şimdi. Şimdi buradan hani sanatı ihmal etme şeyi çıkmaz inşallah. Teheccüdü ihmal şeyi çıkıyor mu çıkıyor, buradan? Çıkıyor, evet. Yani şimdi yetim çocuğa
muhacir bir çocuğa ayakkabı vermeyelim mi demek oluyor. Evet. Çocuğunu aç bırakıp sadaka vermeye gitme diyoruz. Evet, evet. Öğlenin farzını kılmadan sen ne nafile kılıyorsun ya? Öğlenin, mesela düşünün, öğlenin vakti çıkmasına 15 dakika kalmış. Abdesti var Müslümanın. Şöyle mükemmel abdest, nurun ala nur olsun diye lavaboya gidiyor. Var olan abdestinde dişlerini misvaklıyor, dualarını okuyor. Ondan namaz sonra, geçiyor ondan sonra. Abdest namazı var ya, iki rekat. Evet, bir de onu kılıyor. Onu kılıyor, geliyor, seccadeyi seriyor, hazırlanıyor, öğleyi kılacak, ikindi ezanı okuluyor. Okunuyor. Ne yaptık, ne kazandık? Evet. Abdest nurun ala nurdu ama zulmün ala zulm oldun sen şimdi. Ya. Öğle gitti. Evet. Endülüs'teki ve Endülüs'e gerek yok, Anadolu'nun bir kasabasındaki bir çeşmenin üstündeki besmelenin sanat değeri önemsiz olur mu canım? Elbette bunun bir sanat değeri var ama kardeşim ne sanatı ya? Ne sanatı, sen ölüyorsun. Ölen bir adam kravat mı takarmış? Yani ölen adam düğmesi, eğri düğmelense ne olur, doğru düğmelense ne olur ya? Yani ölümcül, evet, evet, ölümcül vakalarda artistlik yapmak gibi bir şey bu. Evet. Bu işte şeytan tuzağı. Evet. Yoksa mesela ümmetimizin içinde tarihimizdeki sanat, yeni sanat üzerine çalışan çalışsın. Ama tercih yaparken mesela 3 tane çocuğu olan ve o çocukları henüz yetiştirememiş birisi bence o işlerle uğraşmamalı. O çocuklarıyla uğraşmalı. Ama evlenmiş, bitirmiş o işleri, çocukları yerine geçmiş, o Müslüman kardeşimiz hiçbir beşere karşı bir yükümlülüğü yok. Gitsin müminlerin yetim çocuklarıyla vakıf kursun, uğraşsın, ecirler kazansın. Buradaki sıkıntımız bizim iyi ile en iyi, zorunluyla alternatifsiz zorunlu, farzla vacip, haramla mekruh gibi Allah-u Teala'nın farklı bir noktada bizi görmek istediği şeyleri anlayamama sıkıntısını konuşuyorum. Evet, evet, evet. Mesela işte nurun ala nur, abdest üzerine abdest almak. Ama kindi gidiyor ya, ne abdesti ya? İkindi, öğle karıştı, takvim gidiyor. Bu gayet yanlış bir şey. Yemekten önce diş fırçalamak gibi bir şey bu. Yani fırça yemekten sonra olur. Evet. Yemekten önce diş niye fırçalıyorsun? Her halükarda diş fırçalamak iyi bir şey. Ama şimdi oturduk yemek yiyeceğiz. Sen yemekte diş fırçalıyorsun. Zamansız ve yerine oturmamış eylemler, evet, evet, şeytan eylemleridir. Evet. Zaten mesela bunu ne kadar şimdi ibadet gibi bir şey değil ama ben örnek olsun anlatayım diye söylüyorum. Mesela bir ülkenin başından bir zamanlar Portekiz mi Brezilya mı tam ismini şu anda hatırlamıyorum. Bu kadar nasıl iktidarda kaldınız sorulduğunda ne cevap veriyor? Stadyumlar sağ olsun diyor. Evet. Ne yapıyor? Geri kalmış bir ülkesin sen. Evet, evet. Halkın aç. Brezilya sokaklarında boş dolaşıyor. Ama sen stadyumlar kuruyorsun. Stat, spor, gereksiz başka bir şey. Ama ekonomisi dünyanın en altlarında olan bir ülkede futbol stadı ne işe yarayacak ki? Ne oluyor? O statla bir tür uyutma. 20 sene iktidarda duruyorsun, evet, sen. Stat gerekli gereksiz ayrı bir konu. Doğru. Oraya gelmiyoruz. Doğru. Ama 20 yıl iktidarda kalıyorsun sen. Evet. Aynı şekilde Allah'ın nafile de olsa bütün emirleri mümin için Allah'ın emridir. Ama farzın yerine geçecek nafilesi yok Müslümanın. Yani benim tırnaklarımın kesilmesi çok önemli değil mi? Yani tırnak temizlik çeşidi. Ama kalp krizi geçirirken bir adam şunun önce tırnaklarını keselim mi denir. Yani tırnak ya, kolu evet, bile kopsa zararı yok ya. Güzel, güzel örnekler. Yeter ki bu adamı yaşatalım dememiz lazım. İslamiyet'te bir iman kavgası yapıyoruz biz değil mi şu anda? Şöyle 5 dakikamız kaldı hocam. Toparlayalım inşallah. Yani imanı olmayanın ibadeti ne olabilir? Evet, evet. Mesela bir Müslümanın Zaman bir öncelikler fıkhı gibi bir şey. Cümle çok güzel. Şimdi oturtayım o zaman. Siz son cümleyi söylediniz. Şeytanın yapacağı işlerden birisi hayatta ve ibadette, ikisi iki alanda da öncelikliler listemizle oynuyor sürekli. Evet, evet. Bunu istiyor ki hiçbir şey yapmasın. Boş otursun musun? Bakıyor ki bunu oturtamayacağım.
Yani bu bir şey yapacak. Evet. Listemizle oynuyor o zaman. Çok enteresan. Saat 7'de yapman gereken işi 12'de yapman gereken işle değiştiriyor. Zamansız ve yersiz yaptığın için de bir şey kazanamıyorsun sen. Emeğin boşa gidiyor. İnşallah kimse üzerine almaz ama herkesin dinlemesi gereken bir örnek. Bekar. Evet. Ve evlenmesi zorunlu. Ve kontrolde kalması gereken çocuklarını bırakıp bir iki ay Mekke-i Mükerreme'de umrede duran insan da bu yanlışı yapıyor. Mesulü olduğumuz çocuklarımızın iffeti, imanı, ahlakı umremizden değerli olmalı. Ha böyle bir risk yok. Allah'ın izniyle çocuğumuz amcasının yanında güvende zaten gideriz. Umre evet. Allah'ın emri. Evet. Orada biz gidip rektefe oluyoruz, kendimizi temizliyoruz. Ruh alemimiz temizliyor ama burada riskli bir müminin, evladım benim, eşim neyse, iman riski var, ahlak riski var. O risk de çok bariz bir şekilde görülüyor. Buna rağmen biz her sene umredeyiz. Bu yanlış zamanlama, yanlış tercih sonucu oluyor. Bu da iblisin Müslüman üzerinde en son projelerinden biridir. Bu noktayı istemez o. Çünkü umrede de bir sevap var neticede. Evet. Yani yanlış da yapsan, zamansız da yapsan o istiyor ki sıfır kazancımız olsun bizim. Ama bakıyor ki cihat düzeyinde iş yapmaktansa kal buralarda sen oyalan diyor. Çünkü 1000 kazanman mümkünken 20 ile oyalayacak seni. Evet. Bu da müminlerin hele bu zamanda çok dikkat etmesi gereken bir şey ama siz yer yer ikaz ettiniz, iyi oldu. Bu o nafilelerin gereksizliği, sanatın lüzumsuzluğu anlamına değil. Evet, evet. Ama evet. Aç bir insana da kek göstermenin manası yok yani. Yani kek göstermenin bir manası yok. Yani onun bir tas çorba arzusu. Aslında çok yani şeytan ince hesaplar yapıyor. O da anlaşılıyor değil mi hocam? Yani şu olmazsa şu olsun, şu olmazsa şu olsun gibi. Binlerce alternatif, alternatif üzerinden çalışıyor. Mesela en basit örnek eşlerin birbirlerinin renk zevkine o dikkat ediyor. O dikkat ediyor. Mesela ihtilaf çıkarmak için. Onun için iyi bir yatırım bu. Evet. Yani eş maviden hoşlanmıyorsa öbür tarafa mavi düşkünlüğü aşılamaya çalışıyor. Çünkü yaptığı her mavi yatırım onun için eşi açısından bir sorun oluşturacak. 10 sene sonra da olsa bir sıkıntısı yok. İblis yani melun şeytan bizden daha sabırlı. Yani bir genç 25 yaşında. Evet. Onun 60 yaşında sapıtmasına razı o. Acelesi yok. Evet. Sonunda bat ne olursa olsun diyor. O 60 sene 60 yaşına kadar namaz kılmışsın, çok iyi işler yapmışsın. Bir sakıncası yok. Nasıl olsa bana abone olacaksın sonunda. Düşünüyor melun. Evet. Evet. Yani biz de ibadette son nefese kadar heyecanlı ve sabırlı olmamız gerekiyor ki karşısında durabilelim iblisin. Evet hocam, teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Amin. Yani iblisin hileleri, şeytanın hileleri. Hilelerinden diyelim. Hileleri üzerine konuştuk. Daha konuşmak lazım, öyle anlıyorum. Belki tedbirler üzerine de, yani aslında konuştuğumuz şeyde tedbirler de var ama biraz daha böyle hakikaten daha mukavim, değil mi, şeytan hilelerine karşı daha mukavim bir mümin kimliği, kişiliği nasıl olur? Onun üzerine de inşallah konuşuruz. Değerli dinleyiciler, İslam'dan Hayata Ölçüler programındaydık. Nurettin Yıldız hocamla ben Deniz Ahmet Taş getiren. Hayırlı günler diliyoruz efendim. Bir başka programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz.